Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Çarşamba Pazarı'ndayız. Bugün burada halka ve esnafa fiyatları soracağız. Pazarda durumlar nasıl? Bunları öğreneceğiz, aktarmaya çalışacağız. Abi, fiyatlar değil. Nasıl diye soruyoruz. Fiyatlar çok ucuz, çok zararına gidiyor vallahi, zararına. Feci zarar. Muzu 5 liraya sattık, 5 liraya. Ya tam 10 milyar zarar var. Ya ciğerim yanıyor ciğerim ama kime fayda? Ya kardeş ya. Dışarıdan da veriyorum, parayı kırkıyor sanarlar. Ya görüyorsun işte bak, kış günde 7,5 tomates alan yok. Ya fasulye bak 20 lira, ben de 10 lira alan yok. Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Tabii kızım, buyur. Al kızım, doldur. Normalde ne kadar ısıtıyor? Efendim? Normalde ne kadar olması gerekiyor? Normalde şu anda tomates 15 lira olması lazım. Yarı fiyatına. Ya kış gününde 15 lira olması lazım. Ama 7,5 lira yazdan ucuz. Yazdan ucuz. Ne yaptı? Ya teşekkür ederim. Sağ olun. Bana göre çok pahalı. Yani asgari ücretle geçim zor zaten. Fiyatlar pahalı. Yani bir pazara 500, bir markete 1000 lira bırakıyoruz. Geriye nasıl geçineceğiz? Çok zor yani. Peki bugün neler aldınız pazardan? Ne kadar tuttu? Bunları soralım. Ben aslında eve değil, iş yerim alışveriş yapıyorum. Yemek yapıyorum orada. Yani evime haftada değil, ayda bir sefer pazara çıkabiliyorum açıkçası. Lahana, karnabahar satıyoruz. Orta dereceli abim şu anda fiyatlarımız. Şu anda bir lahana 30 TL. Bunun peki değişiyor mu abi fiyat? Değişiyor abi, 25'e var, 20'ye var. Hani bunu alana da 25 yapıyoruz yani, müşterinin şeyine göre. Elimizden geldiği ölçüde yardımcı oluyoruz kardeşim. Peki halk nasıl alabiliyor mu abi? Abi şu anda çok şey değil, çok iyi de değil, çok kırık da değil, orta şekilde var alım gücü ya, aynen abi ya. Hani fiyatla 2 sene öncesine rağmen bayağı yükseldi, hani 1 lira 2 liraydı meğer, şu anda 10 liranın aşağı bir şey yok ama bayağı Allah bereket versin, işte oluyor yani, alım gücü de var şu anda yani. Burada kabak, limon, muz. Ne kadar mesela limonun kilosu şu an? 10 lira, en uygun bende. Diğer yerlerde 12-15. Halk peki nasıl alabiliyor mu abi? Alır. 10 liraya ne var? 10 liraya ne kaldı? Çocuğa veriyorsun, çocuk suratına vuruyor. Bir şey etmez diyor. Hangi kanal sizinki? Bak 10 lira. 15 lira. Yerinde 15 lira, bizde 15 lira. Millete söyleyin. Tamam mı? Haberlerde söyleyin. Tamam mı? Bizde muz 15 lira. Yeri parasına. Teşekkür ederim. Hiç tereddüm olmasın. Burada her zaman ucuz. Her zaman ucuz burada. Kolay gelsin abi. Sağ olun efendim. Belediye başkanı da bizden aldı. Evet, şu anda pazarda bir zeytin tezgahının önündeyiz. Burada fiyatlar 25 liradan başlıyor gördüğünüz gibi. Ve şurada gördüm 100 liraya kadar da devam ediyor. Şimdi size soralım abi, fiyatlar nasıl pazarda, zeytin fiyatları? Fiyatlar çok pahalı hocam ya. Bildiğiniz gibi değil yani. 2 haftaya bir zeytinlere zam geliyor. Maliyetler çok yüksek olduğu için maalesef fiyatlar da yerinde durmuyor. Yani sabitlemek zor. Ama zeytin fiyatları normal. Özellikle Afyon'da çok pahalı değil kardeşim. Peki halk alabiliyor mu abi alım gücü olarak? Alım gücü çok düştü. Kesim kesim alabilen de var, alamayan da var kardeşim. Şimdi herkesin durumu aynı değil, eşit değil. Alan da var, alamayan da var. Ama pazara gelen halk genelde alışverişini rahatlıkla yapıyor yani. Bir sıkıntı yok yani. Peki, özellikle zeytinden bahsedelim yani. Peki geçen yıllara göre fiyatlar nasıl abi sence? Ya tabii ki şu son 2 senede birçok şeyin değiştiği gibi, her şeyin değiştiği gibi zeytinde de aynı şekilde değişim var yani. Yani hiçbir şey sabit durmuyor maalesef. Maliyetler böyle yüksek olduğu sürece de durması zor. Peki adam kişi ne kadar alıyor? Ya bundan 2 yıl önce adam 2 kiloyu rahatlıkla alabiliyorsa bugün 1 kilo. Yani. Şu an işte sarmalık, lahana, karnabahar alıyoruz. Peki pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi şu an hani biraz yüksek geldi de. Her hafta kış geldikçe yükseliyor galiba. Peki önceki yıllara göre aldıklarınızı alabiliyor musunuz fiyatları? Yani hani alım gücü düştü biraz ama yine de her insanı alıyor. Gördüğünüz gibi bakın etrafa dolu yani, alabiliyoruz çok şükür. Evet. Kışın gelmesiyle birlikte biraz arttığını görüyoruz. Hayırlısı bakalım. Ne aldınız bugün? Vallahi genellikle meyve aldık çocuklar için. Ve de yeşillik. Peki fiyatları nasıl abi? Yani
hafta önceki yani bir iki hafta öncesine göre biraz daha artmış. Daha da artacak gibi duruyor, bakalım. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Domates. Domates. Başka? Limon. Fiyatlar şu an makul. Şu an yer üretimi olduğu için makul. Yani şehir merkezine yakın olan yerlerden üretimi olduğu için uygun. Peki halka alabiliyor mu abi? Alım gücü oluyor. Şu an %90 iyi yani. Yani %10 alamayan var dese de %90 alıyor. Yani. Peki abi siz kazanabiliyor musunuz kazanç açısından? Şöyle bir olay var. Geçmiş yıllara göre biraz daralma var. Ama buna şükür. Yani çok da mağdur değiliz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir birikinti yok ama zorlan. Burada siz ne satıyorsunuz? Fiyatlar nasıl? Onlardan biraz bahsedelim. Burada yerli ürün, mahsul satıyoruz. Yerli lahana satıyoruz. Çiçek, yani karnabahar, mor lahana. Bunları biz adet de veriyoruz, kilo da veriyoruz. Yani adet 5 liraya da var, 25'e de var. Büyüklüğüne göre değişiyor. Veya vatandaşın nüfusuna göre, alım gücüne göre ayarlıyoruz. Yani biz burada uygun verdiğimizi düşünüyoruz. Şu an için bu ayarda giderse iyi. Yani bu düzenle giderse, bu sistemle, yani bu fiyatlarda giderse iyi ama şu an yerlerinde sonuna geliyoruz ama yarın ne getireceğini bilemiyoruz şu an için. Yani dışarıdan halden aldığımızda kaç alırız, bir de o zaman bakmak lazım. O zaman görmek lazım. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Bitmez. Hayır, bitmez. Biz bu işi bıraktığımız zaman biter. Senin sorunun cevabı burada. Yani ben bunu bugün kaldıramam yani. Ne zaman biter? Ben bu işi yapmayacağım dediğim an biter. Anladın mı? Bizim her zaman malımız devir eder. Pazarda fiyatlar normalde gidiyor, yüksekte gidiyor. Peki ne satıyorsunuz burada? Domates, mandalina, salatalık, havuç. Fiyatları nasıl? Ne kadardan başlıyor? Domates 15 lira, mandalina 12 lira, patlıcan 12 lira mesela iyi. Salatalık 15, elma 10 lira, limon 10 lira, havuç 5 lira. Teşekkür ederim. Peki halk nasıl alabiliyor mu bu fiyatlara? Ya aylık zamanı olduğunu, parası hareketli olur. Ama normal aylık şeysi gittikten sonra pazar normale dönüyor yani. Geçinebiliyor musunuz siz? Allah bereket versin. Pazarda fiyatlar yükseliyor kış gelince biraz tabii haline. Siz ne satıyorsunuz burada? Ne kadara satıyorsunuz? Patates, soğan. Genelde bunları satıyoruz. Fiyatlar uçtu ya şu ara. Yükseldi yani. Şu anda hal fiyatına satıyoruz biz yani. Elimizde daha önce almıştık. Şu anda alsam bu fiyatlara satamam yani. Şu toptan geline şu 9-10 lira toptan yani. Biz daha uygun satıyoruz. Yarın bir gün daha yükselecek bundan. Peki siz kazandığınızda geçinebiliyor musunuz? Ya Allah'a şükür geçiniyoruz yani. Olduğu kadar. Bir asgari ücret kadar maaşımız denk geliyor yani. Fiyatlar afaki. Artış vaziyette, kışın gelmesiyle beraber fiyatlar artıyor maalesef. Alım gücümüz düşüyor. Önceki yıllarda nasıldı abi? Önceki yıllara göre mandalina geçen yıl 5 liraydı. Bugün 10 lira yiyebileceğiz bir normal mandalina. Elma desen öyle. Yani her şey artmış vaziyette ama alım gücümüz düşüyor. Hükümetin buna bir çare bulması lazım. Maaşları, alım gücünü artırması lazım. Peki abi yani ne kadar olması gerekir? Şu an ne kadar olması gerekir? Ya maaşlar artsın, asgari ücret artsın ama arttıktan sonra da hemen arkasından zam geliyor. Bunu durdurması lazım. Enflasyon iyiyle düşer, enflasyon üretimle düşer. Üretim olmazsa enflasyon düşmez. Maalesef faiz sebep, enflasyon sonuç hikayesi değil bu iş. Pazarda fiyat şimdi konuşacak kızarlar, fırsatçılık var, başka bir şey yok. Yani bize devlet zam verse ne olacak? Öte yandan devam ediyor. Zam aldığımızdan bir şey öğrenemiyoruz aldığımız emekli maaşından. Bunlar sürekli üstüne koyuyor. Yani bizim akrep gibi cepten çekiyor durmadan. Para yeter mi? Yetmez. Diyeceğim bu benim. Bir önlem alınsa iyi olur. Bir denetlense iyi olur. Yani başıboş istediği fiyatı yazıyor adam. İstediği fiyattan mal satıyor. Peki siz neler aldınız abi bugün? Bir şey alamadım. Niye alayım? Aldığım bir kilo salata aldım. Başka ne? Ne kadar aldınız bir kilo? 12 lira. Normalde ne kadardı abi geçen yıllarda? Geçtiğimiz yıllarda ömrümüz 2 sene var ya. Çok olsa 5 lira, 6 lira, 7 lira. Zerzavat, ece bücü. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok düşük. Görüyorum. Muzun fiyatları nasıl? 15 lira diyor. Lira. Yerinde 12 lira. Burada 15 lira. 1,5 nakliye, poşet, kasa. Millete hamballık ediyoruz. Ama
geliyorsunuz bizim buralarda, fiyatlarımızı eleştiriyorsunuz ama yayınlamayacağınızı iyi biliyorum sözümü. Bakın, hiçbir markete gidip de şu markette domates, muz, şu para demiyor. Dünyada olan bir pahalılık olduğu için katlanıyoruz, sabrediyoruz. Üretim zincirinde olan aradaki şeyler, o ne derler onlara, toptancılardan olan bir şey bu. Üretici kazanmıyor ama şey kadar kazanmıyor diyelim. Aracılar çok fena, aracılar. Çünkü üretici aracı kadar kazanmıyor. Sabrediyoruz inşallah. Hep ne aldınız bugün abi? Bugün bayağı bir şey aldım. Muz aldım, elma aldım, marul aldım. Zeytin aldım. Ortalama 125 lira harcadım. Önceden yasladığım zaman çok hafif kalır. Ama dünyada olan bir şey bu. Hep beraber sabredeceğiz, üstesine geleceğiz inşallah. Fiyatlar zaten etiketlerde yazılı yani. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Yani her şeyden azar azar almaya çalışıyoruz. Yani sadece bakmakla yetiniyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Önceden her şeyi rahatça alabiliyorduk. Hani evde çocuklara istedikleri her türlü mandalinadır, portakaldır, muzudur şeydi. Ama şimdi yanından sadece bakarak geçebiliyoruz. Yani beslenmeleri yeterince olmuyor yani. Afyon Postası olarak bugün kapalı pazardaydık. Halka ve esnafa fiyatları sorduk. Biz pazar pazar dolaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Röportajımızı bitirdik. Biz de iki tane mandalina aldık. Biri Sıla'nın, biri benim. Şimdi bunları yiyeceğiz. Bu iki mandalini 4,5 liraya aldık. Şimdi bunları yiyeceğiz. Görüşürüz.